Ouais, tout d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde et content d'être là parce que voilà, Fenerbahçe, c'est un club qui se refuse pas. Je vais juste dire que je suis content et fier d'être parmi eux. Evet, öncelikle hepinize merhaba. Tabii ki Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Öncelikle böyle başlayayım ve burada olduğum için oldukça mutlu ve gururluyum. Vraiment extraordinaire. Donc on va essayer de faire quelque chose ensemble pour atteindre notre objectif. Evet, kendi açımdan transfer süreci oldukça iyi geçti. Öncelikle bununla başlayayım. Görüşmelerimiz vardı. Tabii ki farklı kulüplerden de teklifler aldım. Fakat benim için Fenerbahçe'yi tercih etmek daha önemliydi. Bu açıdan benim için kolay oldu bu tercih. Ve çok şükür ki buradayım. Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Defansif anlamda konuşacak olursak da tabii ki takımın şu anki durumu gayet iyi. Ve sahip olduğumuz oyuncular, takım içerisindeki oyuncular gerçekten sıra dışı oyuncular. Biz de hep beraber en iyisini sergilemek adına elimizden geleni yapacağız ve hedefimize ulaşmaya çalışacağız. Qui a plein d'objectifs et voilà, le challenge ça m'a tenté et qui fait qu'aujourd'hui je suis là. Evet, söylemiş olduğunuz gibi sözleşmem, kontratım elimdeydi. Sonrasında İngiltere'ye gittim ve ailemle zaman geçirdim. Teknik direktörümüz Erol Bulut ve Emre Belezoğlu ile bir konuşmam oldu. Onlarla iletişime geçtim ve bu konuşma, bu iletişim gayet olumlu bir şekilde sonuçlandı benim adıma. Tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve sahip olduğu hedefler benim ilgimi çekti. Öğrendikten sonra tabii ki Fenerbahçe'nin hedeflerini tartışmaya gerek yok. Dolayısıyla da bu konuşmaların sonucunda burada sizlerle beraberim. Même pas essayer, on va travailler ensemble et essayer de faire quelque chose pour le club parce qu'on est là pour Fenerbahçe. Evet, benim açımdan böyle bir rekabetin olması böyle bir rekabetin olması memnuniyet verici. Çünkü ben rekabeti seven bir oyuncuyum ve gelişmek adına da bu rekabetin olması gerektiğine inanan bir oyuncuyum. Zaten eğer rekabet varsa ortada, bu sizi çalışmaya, daha çok çalışmaya itecek bir unsur olacaktır. Takımın iyiliği için de aynı şekilde bu rekabetin olması bana göre olumlu. Eğer forvetseniz zaten bu rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor sizde. Ama benim kendi açımdan bir korkum yok, bir endişem yok. Beraber çalışmayı deneyeceğiz hep birlikte. Aslında çalışmayı denemeyeceğiz, beraber çalışacağız. Beraber bir şeyleri başarmaya çalışacağız. Fenerbahçe'nin işini de bu anlamda kolaylaştıracağız inşallah. Pourquoi pas de le tenter, pourquoi pas, parce que je suis un attaquant, donc c'est l'objectif de tout un attaquant, mais la priorité c'est Fenerbahçe. Evet, ben bir forvet oyuncusuyum ve her zaman pozitif kalmaya çalışıyorum bu durumda ve çalışmalarıma, yaptığım, göstermiş olduğum eforlara inanan birisiyim. Tabii ki de takımım için çalışmak için, takım adına çalışmak için buradayım ve tabii ki ortada bir hedef var. Ve hedef tabii ki Fenerbahçe'nin hedefi ve öncelik daima kişiden ziyade Fenerbahçe'nin hedefleridir. Fenerbahçe'nin gerçekleştirecekleridir. Tabii ki oynama şansımız, fırsatımız olacağız. Hep birlikte göreceğiz süreci. Ben de burada olmamın sebebi tabii ki de gol atmak. Bir forvet oyuncusu olarak. Hedef belli, hedef ortada, neden olmasın? Ama söylemiş olduğum gibi öncelik hedef olarak Fenerbahçe'nin hedefi. Biz de bu yüzden buradayız. Je dirais tout d'abord alhamdulillah. Le travail sera fait sur le terrain et j'attendrai. Dès que le travail est fait, c'est là où je dirai que je suis fier de moi, mais je suis fier d'être là. Par contre. Evet, gerçekten gururluyum ama bunun ötesinde aslında çok çalışmak gerekiyor. Bunun da farkındayım. Her zaman çalışmak durumundasınız. Bu çalışmayla beraber bir yere varabilirsiniz. Tabii ki de çok mutluyum Fenerbahçe'de olduğum için. Zaten size de demiş olduğum gibi Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecan duymaz? Tabii ki Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok büyük projeleri, çok fazla projeleri olan bir kulüp. Ben evet 35 yaşındayım. Tabii ki oynama fırsatım olacak burada. Oynayacağım, takıma katkı sağlayacağım. Söylemiş olduğunuz gibi daha önce büyük takımlarda oynadım İngiltere'de. Öncelikle şükürler olsun diyorum bu performansından ve bu geçmişimden dolayı. Ama çalışma ve başarı sahada olacak bir şey. Biz eğer çalışırsak daha fazlasını gösterebiliriz. Moi je suis là, je veux jouer comme tous les joueurs qui sont là, qui veulent jouer, mais je vais pas la voir en claquant les doigts. Donc je vais travailler pour le mériter. Tabii ki hayır. Öncelikle böyle bir düşüncede olmam. Hocayla
Hocamızla Alanya'da daha önce çalıştık ve gerçekten çok güzel bir yıl geçirdik beraber çalışarak. Kendisi beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Bir sene beraber çalıştık demiş olduğum gibi. Tabii ki de normal olarak bir futbolcu olarak yedek kalmaktan dolayı mutlu olmam. Oynamak isterim tabii ki de. Eğer oynayabilirsem kendimi daha çok mutlu hissederim. Ben 19 yaşında profesyonel oldum ve bir kariyer elde etmek istiyorsanız eğer bunu satın alarak yapamazsınız. Bunu elde etmeniz, bunun için çabalamanız gerekiyor. Ben de buradayken çok fazla çalışacağım. Takım arkadaşlarıma, buradaki insanlara, kulüpteki çalışanlara fayda sağlamak adına, takımıma fayda sağlamak adına elimden geleni yapacağım. Tabii ki herkes gibi, bu takımdaki herkes gibi ben de oynamak istiyorum. Ama tabii ki bu formayı da hak etmek istiyorum göstereceğim performansla. Un frère sénégalais et un coéquipier qui va être mon coéquipier. Donc c'est avec plaisir. Evet, tanıyorum. Bahsetmiş olduğunuz isimlere tabii ki Mamadou Niang'ı da eklemeliyim. Tabii onlar Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde ben Newcastle'daydım. Onların vasıtasıyla da Fenerbahçe'yi tanıma fırsatım oluyordu. Tanıyordum da zaten, biliyordum. Onların anlattıklarından da Fenerbahçe'yi anlayabiliyordum. Tabii ki bu noktada Senegalli oyuncunun olması benim için büyük bir avantaj. Burada kendi ülkemden biriyle top koşturacak olmam benim için mutluluk, benim için büyük bir keyif. Je suis dans une bonne condition et voilà, donc je repasse le salam. Evet, o saydığınız isimler benim kardeşlerim. Zaten Dembaba ile birlikte Newcastle'da beraber oynadık ve çok güzel zamanlar geçirdik Dembaba ile. Tabii ki şu anda çok fazla fırsat bulamıyorsunuz görüşmek adına. Ama büyük bir kulübe geliyorsanız onların da söyledikleri zaten buydu. Yani önce adapte olmak durumundasınız. Ben de buradan onlara birkaç şey söyleyeyim o halde. Şu anda şehrinizdeyim. Çok iyi durumdayım ve sizlere selamlarımı iletiyorum.